Ablacığım, ablacığım bak bunu yapamazsın. Agah Bey'in karşısına geçip Cenk senin oğlun değil diyemezsin. Bak adam daha yeni kalp krizi geçirdi. Aa. Evet ya. Ben onu unuttum. Ay haklısın abla ben en iyisi. Ciddi misin ya sen? Agah'tan da bana ne, kalbinden de bana ne? Benim burada hayatım kaymış, sen hala bana Agah diyorsun, kalbi diyorsun. Ceren, bak böyle fevri davranamazsın. Her öyle kafana estiğinde insanların hayatıyla oynayamazsın. Abla bak ben çok sıkıldım senin bu hemşireliğinden. Sen karışma benim işime. Ben gideceğim her şeyi anlatacağım. Bu sefer bedel ödeyen ben olmayacağım, onlar da bedelini ödeyecek. Tamam. Tamam. Tamam ben alacağım Umut'u. Getireceğim buraya. Sonra da bak sana söz veriyorum, yemin ediyorum. Çok mutlu bir şekilde gideceğiz buradan. Aa. Gitmek mi? Gitmek isteyen kim ya? Ben gitmek istemiyorum ki, kalmak istiyorum. Hem bak ben dünyaya bir kara çay getirdim. O böyle sıradan normal bir bebek değil. O kara çayların bebeği. Benim oğlum bir kara çay, anladın mı? O da hak ettiğini alacak. Onun annesi de hak ettiğini alacak. Yazık ya. İnanmıştım biliyor musun? Hatalarından birazcık olsun ders aldığına inanmıştım. Ama yazık. Sen sadece bebeğini değil, ruhunu da satmışsın. Hala kabullenmiyorsun değil mi? Ben buyum ablacığım. Bu kadarım. Hep böyleydim ve hep de böyle olacağım. Asla değişmeyeceğim. Ben parayı da, Karaçay soyadını da, bebeğimi de geri istiyorum. Vermezlerse de o köşkü onların başlarında yıkarım. Hatta yıkacağım. Ceren! Ceren tamam. Tamam ben konuşacağım Cenk'le. Saçmalama, ne diyeceksin? İkna edeceğim. Ama sen Agah Bey'e hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Söz ver bana. Vay. Kız abla. Kral hareket ha. Ay sen o kadar seviyor musun eski kayınpederini ya? Peki diyeceksin Ceren. Kimseye de DNA'dan bahsetmeyeceksin, tamam mı? Bekle. Abla. Zor olmayacak mı peki? Şimdi gideceksin eski kocana kardeşimle evlen falan diyeceksin. Başarabilecek misin? Burasını sen bana bırak. Benden haber bekle. Hadi bakalım. Of Ceren, of. Takip edelim. Yorgunluktan uyudu çocuk resmen. Sabahı sabah etti yavrucuk. Kolay değil. Anasından haber var mı? Yazık, o da yeni kavuşmuş tam. İyi, iyi sayılır. Yarın ola hayrola Nurten abla, ben ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım artık. O da benim evladım. Ben nasıl razı olurum bunlara? Bilmem mi Seher, bilmem mi? Senin kızdan haber var mı? Agah Bey avukata talimat vermiş. Çıkaracaklar bugün. Oraya gitti. İşte kızsan da sövsen de evlat yanında istiyor insan, kaç yaşında olursa olsun. Allah'ım sen hiçbir evladı anasından babasından ayırma ya Rabbim. Benim kızıma da akıl fikir ver. Hayrola? Çocuğunun anasını mı getirmeye gidiyorsun yoksa? Gerçi o yürek sende ne gezer? Adam olsaydın babanın önüne geçer, Umut'u anasına verirdin. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Damla Hanım'a gelmiştim. Damla Hanım az önce çıkış yaptı. Peki, teşekkürler. Alo Yusuf. Ya trafik vardı, kusura bakma. 5 dakikaya oradayım ben. Damla sen tam olarak neredesin? Nasıl yani? Şirkete yaklaştım sayılır. Neden sordun ki? Anladım. O zaman
lansman köşkte olacağı için toplantıyı köşkte yapalım. Önerini unuttum. Yok, yok unutur muyum? Şey şirketten benim birkaç evrak almam gerekiyor da onları alayım 5 dakikaya oradayım ben. Peki tamam, görüşürüz. Civan, Civan dön, 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 çabuk dön. Köşke gidiyoruz. Tövbe tövbe. Civan dön hadi. Tövbe tövbe.